Dikkat ee, çağın Çıkabilir nasıl oldu? Seni ilk tanıdığımız yer orası çünkü bizim Abi aslında çok meşakkatli oldu Kim aldı o riski abi? <laughs> evet yani e, çok meşakkatli bir süreç oldu Ben önce işte bir sketch show yapmaya çalıştım Üniversiteden hemen mezun olunca İstanbul'a geldim Ankara'da değil mi okudun? Evet, evet Bilkent'te okudum e, Sahne sanatlarında orayı bitirdim oyunculuğu Sonra İstanbul'a geldim İşte bir sketch show yapmaya çalıştım e, CD'lere böyle kaydettim kendimi Televizyonlara, yapımcılara falan götürdüm Ondan sonra tabii olmuyor yani. öyle Peki Bu karakterler sonra, mi yine? Birçok buna benzer karakter de vardı. Bunlardan bazıları da vardı. Daha sonra işte çeşitli program denemeleri oldu. Beni böyle işte içinde denedikleri. Önce aslında Zoka diye bir programla ben hmm. ünlendim. Daha doğrusu ilgi çektim yani diyebiliriz. Orada da tiplemeler yapıyordum. Ondan sonra o Zoka'nın yönetmen ekibi ve işte bizim kendi ekibimizi birleştirip Hadi bakalım şimdi biz sketch show yapalım dedik ve TV8'de öyle başladık. Aslında Zoka'nın başarısı bize bu kapıyı açtı. Ondan sonra 17-18 bölüm geçti işte o zaman ondan sonra da ATV, ATV. transfer olmuştuk. Düşün bak o zaman ATV transfer olmuştuk yani. <laughs> Kimler <Düzeldi>. geldi? <laughs> Aynen öyle yani öyle bir dönemdi. <laughs> o karakterler peki kim onlar? Mesela Recep İvedik o karakterlerden bir tanesi. Recep İvedik haber bülteni vardı orada. Oradaki ilk Haber skecimizdi bizim. O, re, o Reha abiden alıntı birazcık ama değil mi galiba? Ya aslında gördüğüm herkesin bir karma karması yani. Uğur Dündar da var içinde birazcık. Hmm. Ondan sonra Ciddiyet işte. O bir muhabire bağlanıyordu. O Tayfun Talipoğlu. Abi rahmetli, işte müthiş ya, adam. Allah. Ondan sonra. E, Küfürüyordu değil mi abi? Evet, evet küfür ediyordu bir de. <laughs> Sessiz de küfür ediyordu. Yayına girmedim zannedip küfür ediyordu sürekli. Ondan sonra. E, işte orada e, ilk şey skeciydi. Haber skeciydi abi. Gerçek hmm. bir haber. İşte komşusunu... I, i, sepetin ipinden çekmiş. Kadın da onu bileğine dolamış. Düşürmüş kadını üst kattan. Böyle bir adam <laughs> tamam mı? Bunun adı ne olsun bilmem ne, ne olsun filan. Abi ben kendimi boyadım. Oturdum. İşte muhabir kılığında da bir işte bizim arkadaş bana mikrofon oldu. İsminiz işte adım Recep. Soyadınız İvedik filan diye böyle başladı yani. Tamamen öyle doğaçlama şekilde gelişti. O skeç acayip tuttu abi. Acayip sevildi. Pencere önünde böyle buralarımda küller var işte. Biraz ben çek... ezbere biliyorum onu tamam. ya. O işte öyle başladı abi. Ondan sonra bu televizyon süreci bitince Togan da sinemadan mezun oldu. Ee, Togan birader sevdi. Evet benim biraderim. Buradan ona da çok selam söylüyoruz. Evet. Çok severiz kendisini. Biz de. Ondan sonra işte öyle olunca dedim ki ben e, televizyonda da benim kariyerim bitmek üzere. yani çünkü artık, <laughs> Kendimi biliyorum. Evet, evet. Artık en son NTV'de o zaman kime diyorum ben de program yapıyorum şey diyorum. Yeni sezon olacak. Ya onu konuşuruz şu an falan diyorlar. Yaz tatiline giriyoruz. Düşün bak. Yani yeni sezon belli değil. Ondan sonra iyi tamam dedim. Ben de Tolga'ya dedim ki yazın. Abi hadi gel dedim sinema filmi yapalım. Sen de sinema mezunsun. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım? Açtık biz şeyi. Youtube'u. En fazla izlenen skecimiz hangisi? Recep İvedik. İyi Recep İvedik yapalım o zaman. Aa, bu kadar böyle verdiniz kararı. Evet. Yani birazcık aslında veriler bize e, bu yola itti diyebiliriz. En darısı, çok onu sevmişler. Darası herkesin başına. Evet yani. en çok onu sevmişler. Onu yapalım. Sonra işte bir senaryo yazmaya başladım ben. Ee, hep böyle o zaman şeyler vardı. Ee, Akdeniz, Akdeniz'i Ruslar bastı falan diye böyle parti fıs, böyle etek altı görüntüler falan hatırlıyorsun. Çok değil mi? iyi hatırlıyorum. Ne günlerdi be. Canım. <laughs> ya, çok <laughs> Ondan sonra o haberleri izlerken dedim ki Recep Yıldık bu haberleri izlesin. Ve aşık olsun o kıza. Orusu bulmak istiyorum ben deyip Antalya'ya gitsin. Tamam mı? Togana dedim ki böyle bir hikaye. Togana dedim saçmalama yani. Bu kadar ben aptalca bir senaryo hikayesi ne dedi konu var ne bir şey olmaz böyle dedi falan iyi o zaman nasıl oluruz diye abi işte yok otelci cüzdan düşürsün onu bulsun bu cüzdanı götürsün orada işte eski sevdiğiyle karşılaşsın falan gibi bir böyle bir mantığa oturttuk ilk filmi de öyle çektik kaç kişi seyretti o filmi o film abi rekor kırdı ee, 3 3 3 4 milyon 4 4 350 toga da bağlanalım cevap hakkı da toga için kendisine <gülüyor> <gülüyor> hiç, <laughs> hiç hatırlamıyorum ama, ama ilk halini çekmedik toga'nın e, müdahale hmm. edip tamam hadi abi böyle olur filan dediği halini çektik yani 4 350 filmda acayip rekor kırdı vardı zaten. Şu an. Yani... o film rekor kırdı. birinci film rekor kırdı hiç beklenmiyordu yani öyle bir şey biz de beklemiyorduk ee, İkinci film hemen ardına geldi bir sonraki sene o birinci filmin rekorunu kırdı. Zaten üç filmlik bir anlaşma yapmıştım o zaman Faruk Aksoy'la. sonra da kendi yolumuza gittik abi. İşte kendi film şirketimizi kurduk. Celal Ceren'i çektik ilk. Ondan sonra da devam ettik. O da ilk. çok güzel film var. Şimdi sen televizyonlarda tüm zamanlarda yapılmış en iyi işlerden bir tanesini yaptın. Hı -hı. Yani aslında birçok insan şu anda özellikle genç insanlar Recep İvedik fanı ve Recep İvedik Şahan'ın işlerinin tepesinde ama bizim için öyle değil. Benim için dikkat Şahan çıkabilir mesela. Evet. Yani benim seni ilk tanıdığım, ilk bildiğim zamanlar e, ben hala da öyle bir işin televizyona konulmadığını görüyorum. O müthiş bir şeydi. E, bir yandan da bugün de buraya gelirken şunu düşündüm. Seni de aradım hatta. Kısa konuştuk. Abi öyle bir şey bir daha şu an televizyonda yapamazsın. Yani televizyona 8 kere falan kapatma sana da şahsen 5 kere falan verirler. Yani seni kapatırlar öyle söyleyeyim televizyona değil. Yani ya, o evet, o, işte mesela o kadar böyle aşırı ne bir şey var, argo var, ne bileyim şey, cinsellikse o var. Bunların hiçbir tanesi yok ama... Türkiye acayip değişmiş ve arada 50 yıl geçmemiş yani. Evet, yani zaten e, televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı. Hani hep böyle işte dijital mecralarda, sosyal mecralarda komedi içerikleri diyorlar. İşte güldür güldür var. E güldür güldür de işte birazcık daha siyasi e, mizah yapmaya başladı. O da yeni ama öyle yeni başlamadı ya, çok e, öyle başlamadı. Başka bir şey oldu şimdi güldür yani. güldür de yani. Ya ihtiyaç demek ki o yönde. Yani onların da içinden o. Iş. Şimdi yani komedi üreten insanlar, yazan, çizen insanlar da insan ya yaşıyor yani o da bu topraklarda. işte markete gidiyor, yemek yiyor, işte haberleri izliyor filan. E kafa ona çalışmaya başlıyor bu sefer. Çok fazla gündem bu yoğunluğunda olunca. Dolayısıyla da birazcık da hani e, siyasi şakalar, siyasi espriler güldür güldür de de başladı. Ama, Ama onu... dediğim gibi içerik yani komedi içeriği yok televizyonda çok fazla. Niye bağlıyorsun sen bunu? Yani insanların gülesi mi yok? Evet. Öyleyse bu kadar bu filmler kim tarafından seyrediliyor? Televizyonda güldürmek o kadar kolay değil mi sınırlardan dolayı? Ee, yani yeni jenerasyon biraz daha artık işte YouTube üzerinden ilerlemeye e, yöneldi. E, dolayısıyla da televizyonlarda da böyle bir içerik e, alanı yerine daha böyle para getiren işte diziler... E, yarışma programları gibi şeylere yönelinde. Şeye Ratingle katılıyor. ilgili bence bir sıkıntı. Şeye katılıyor musun sen de? Yani dikkat şahan çıkabilir. Bugün Türkiye'de televizyonlarda yayınlanamaz ha. Yani çok so şeyim. Evet ola da bilir olamayabilir derim. Belki de yayınlanır bilmiyorum ama yani e çok çünkü orada böyle çok ciddi sıkıntılı bir şey yapmıyordum. Yani bir, bana göre hiçbir şey yok da. Bir e şey belediye başkanı tiplemem vardı. Zaten orada söylediğim her şeyi de yapıyorlar biliyor musun? Şey diyordum. <laughs> Barbaros Bulvarı'nı boydan boya kazdırıp e, ekstra kanal yaptıracağım diyordum. Şimdi Kanal İstanbul çıktı. <laughs> Bütün mi? şeye bastılar. Bütün vaatlerim orada gerçekleşiyor. <laughs> Önceden diyorsun <Vallahi. gülüyor> Ya şaşırıyor bana yolluyorlar bazen sosyal medyadan. İşte şunu demişsin ha bak bunu da yapıyorlar. Bunu demişsin bunu da yapıyorlar diye. Yani bizim hani böyle şaka ne olabilir en absürt diye düşündüğümüz şeyler şimdi gerçek. Zaten adı da çılgın proje. <laughs> O yüzden o yüzden oluyor yani demek. <laughs> evet güzel program oldu sonunda hep birlikte. <laughs> Bizim için de güzel bir yayındı. Ben de yani uzun yıllardır televizyonda program yapıyorum. Son programımızı birlikte yapmak <laughs> kısmetmiş diye. Gidersek beraber be candaş abi. yani. Gidelim, gidelim. Bu ben çok ben seninle gelirim hiç sıkıntı Eyvallah. yok vallahi. Severek gelirim.